Neredeyiz, neredeyiz? En çok merak ettiğim, böyle en çok sevdiğim bir şehre geldik. Özbekistan'dayız, Semerkant'ta. Tam 2500 yıllık bir şehir. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Emir Timur'un ve ailesinin mezarı olan yapının hemen önündeyiz. Bu kadim şehri başkomutan Timur'un yaptığı bu güzel mimarinin yanında anlatmak istedim sizlere. Bu kadim şehir M.Ö. 600. yüzyılda Persler tarafından kuruluyor. Soğdiana diye bir etnik köken var. O kökenin burası başkenti oluyor. Soğutlar M.Ö. 522'li yıllarda 1. Darius imparator oluyor. İmparator olduğu dönemlerde bu etnik köken İran'ın eski bir dinine inanıyor. Dilleri de Soğutça olarak geçiyor ve Sasani sikkesiyle Çin sikkesini kullanıyorlar o zamanki parayla. M.Ö. 339 yıllarda Büyük İskender burayı fethediyor. Fethedilmesiyle beraber Semerkant şehri bir hayli gelişmeye devam ediyor. Gelişim bir hayli ilerleme kat ediyor ve 711'li yıllarda, milattan sonra 711'li yıllarda Arap Yarımadası'ndan Arap kökenli Müslüman insanlar buraya gelip burayı fethediyor. Buradaki halkı Müslümanlaştırıyor ve bunu başarıyor. Semerkant Müslümanların en kadim şehri oluyor ve burada kağıt üretimi başlıyor. Ve Müslümanların en meşhur kağıt üretimi de burada Semerkant'ta yapılıyor. 1220 yılına kadar bu toprakları İranlılar ve Türkler yönetiyor. 1220 yılından sonra Cengiz Han burayı fethediyor. Moğollar buraya gelip fethediyorlar. Moğollar bu şehre çok büyük zararlar veriyor. Başkomutan Timur 1300 yıllarında Semerkant'ın bir köyünde doğuyor ve dünyaya geliyor. 1370 yıllarında bu bölgede büyük fetihler düzenleyip büyük savaşlar kazanıyor. Kazandıktan sonra da hiçbir savaşı kaybetmiyor. İzmir'deki Hristiyanlar olsun, Gürcistan'daki Ortodoks Hristiyanlar olsun, Anadolu'daki Osmanlılarla da savaşıyor ve bu savaşları kazanıyor. Ve bütün savaş boyunca, yaşamı boyunca hiçbir savaş kaybetmiyor Timur. Semerkant'ta bu dönemler altın çağ yaşıyor. Buradası acayip derecede gelişmeye devam ediyor ve çok büyük bir altın çağını yaşıyor. O zamanlarda yaşayan Müslümanlar diyor ki Semerkant çok güzel ve mimarisiyle Müslümanlığa çok güzel hizmet veriyor. Çok güzel yapılarının olduğunu söylüyorlar. O zamanların en kadim ve en güzel şehri olarak kabul ediliyor Semerkant. Timur gel zaman git zaman Çin'e fetihler düzenlemeye devam ediyor. Bu fetihler sırasında seferdeyken hastalanıyor ve vefat ediyor. 1405 yılında Timur öldükten sonra akrabalarının, amcalarının, kuzenlerinin yanına buraya gömülüyor ve Timur Devleti böylelikle son buluyor. Timur bu arada Müslüman bir başkomutan. Kendisini de tam olarak bir Türk olarak görüyor ve çok güzel yazıları var Türkler hakkında, kendisi hakkında. Okumanızı tavsiye ederim. Ben de birkaç bir şeyler okudum zamanında. Onlardan aklımda böyle birkaç şey bulunuyor. Yarım yamalak anlatabildiğim kadar, bilgim olduğu kadar sizlere aktarmaya çalışıyorum. Burası 1868 yılında Ruslar tarafından işgal ediliyor ve Semerkant 1924 yılında kurulan Özbekistan Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti oluyor burası. Şurada da bir farklı bir geçit mi diyeyim, mezar mı diyeyim, bir şeye benziyor ama içeriden de böyle tam görünmüyor. Böyle bir yapı var. 1991 yılında Sovyetler bu topraklardan çekiliyor. Buradaki Türk devletleri bağımsızlığını ilan ediyor ve Özbekistan bağımsızlığına kavuşuyor. 1991 yılından sonra Özbekistan Semerkant'tan yönetiliyor. Ama bir süre sonra Taşkent Özbekistan'ın başkenti oluyor ve birinci en büyük şehri olarak kabul ediliyor şu an. Burası da ikinci en büyük şehri bu arada Özbekistan'ın. Bir yandan da şu an ezan okunmaya başladı. Ve 2001 yılında Semerkant UNESCO Dünya Miraslar Listesi'nde yer alıyor. Selamünaleyküm. Biraz içerileri gezelim. Ondan sonra yavaş yavaş gene anlatmaya devam edeceğim size buraları. Minyatür bir maketini yapmışlar. Haydi gidip başkomutan Timur'un mezarını görelim. Vallahi çok heyecanlıyım. Şunlar kuzenleri, akrabaları. Şu mezarlar. Büyük bir ihtimal Timur'un mezarı bu olsa gerek. Bilmiyorum ama yazmıyordur üstünde bir şey. Aslında üstünde bir şey yazıyor da ben bilmiyorum, anlamıyorum. Bu küçük yeğeni olsa gerek. Aynen, bunlar küçük yeğenleri şunlar. Ya başkomutanın mezarı böyle büyük ve hubbeli olur. Sanırım bu onun mezarı. Burası da hemen giriş kapısı, bahçesi. Şöyle bayağı bakımlı. Teyzelerimiz hala çiçek ekimine ve sulamasına devam ediyorlar. Hemen ön tarafı İki minare var şöyle, sağında ve solunda. Böyle bir yapısı var. Hemen
şu görmüş olduğunuz kapıdaysa hanımlarının, eşlerinin ve çocuklarının mezarı var buradaysa. Şöyle Rabia Sultan, Eko Begim. Burada da Zubayda Sultan'ın mezarı var. Şöyle hepsini numaralandırmışlar. Şunlar da eşlerinin. Timur yaklaşık 35 ve 40 yıl arasında Müslümanlık adına savaşıyor ve bu topraklara kadar fetih düzenliyor ve bu savaşların hepsini kazanıyor. Ta Hindistan'dan Delhi'ye kadar, Asya'ya kadar, Hazar Denizi'nden yukarı Rusya'ya kadar ve burada Anadolu'ya kadar, Trabzon, Erzurum, bizim Sivas bölgelerine kadar, Van'a kadar fetihler düzenleyip kazanıyor ve en büyük bu topraklara kadar, bu büyüklükte bir toprakla hükmediyor ve Timur İmparatorluğunu kuruyor. Başkomutan Timur'un mezarı olan yapıdan çıktık. Karşıda bizi böyle bir sokak karşılıyor. İleride de bir cami tarzı bir şey var. Burası neresiymiş? Bir bakalım. Yanında bir abimiz var. Burası binanın içerisi. İçeride Timur'un çocuklarının mezarı varmış. Bütün çocukları burada içeride yatıyormuş, defnedilmiş. İçeriye de çok girmek isterdim ama ne yazık ki kilitli. Şöyle birazcık şöyle ittirsem. Aynen öyle. Görünüyor. Hop, ben göremeyeceğim pek ama size göstereceğim. Yukarısı çok güzel değil mi? Çok güzel işlemişler. İran'da da buna benzer çok yapılar gördüm ama şu anki gördüğüm mimarisi, içerisi gerçekten rengiyle, uyumuyla, el işçiliğiyle harika. Gerçekten çok güzel. 711 yılında Arap Yarımadası'ndan Müslümanlar gelmeden önce buradaki Türkler Tengil inancına inanıyorlardı. Yüzyıllarca da böyle devam etmişti bu inanç. Arap Yarımadası'ndan gelen sahabeler buradaki Türkleri Müslümanlaştırdıktan sonra Timur bu camiyi inşa ediyor yaklaşık 1385 yılında. Yani tarihler aşağı yukarı yanlış olabilir. Yanlışım varsa affola, düzeltin. Ben de çok mutlu olur ve çok sevinirim gerçekten. Yarı ahşap, yarı beton bir cami burası. İçerisi şu an restore halinde olduğu için insanlar dışarıda namaz kılıyorlar. Caminin hemen yanında şöyle bir yapı var. Böyle bir meydanı var. Şurada efsanevi böyle Tarkan'ın, Cüneyt Tarkan'ın filmlerindeki olan şapka, artık bunlara ne denir bilmiyorum. Bunlar da çok seviyorum bunları ya. Çünkü benim çocukluğum o filmlerle geçtiği için, filmlerde olan olaylar aklıma gelince böyle bir gaza geliyorum. Allah Allah Allah. Güzel oluyor baksanıza. Yakışıyor bana değil mi? Tam Türk orkeyim ha. Değil mi? Ablamız burada. Buranın en meşhur kasketlerinden bunlar. Abla, bunların ismi neydi? Bu Öttöz mi? İsmi. Adı. Bilmiyorum ha, dedim ben. Abla da bilmiyor ismini. Yani burada abilerimiz böyle şeyler takıyor. Böyle Ayla Hilal var. Şöyle takkeler var. Bunlardan böyle takıyorlar abilerimiz. Eski Osmanlı şeyleri de var. Baksana da. Püsküllü. Böyle olduğu gibi böyle hediyelik eşyalar satıyorlar burada komple. Sağ ol abla, sağ ol. Ha bak, burada bir tane daha benim şeylerden var. Böyle bir yan cap çanta var, böyle çok güzel. Baksanıza. Şurada mezarlar falan bir şeyler var. Gidip bir oraya bakalım. Burada içeride abilerimiz dua okuyordu, rahatsız etmek istemedim. Bak, kafalarında da o kasketlerden var. Merhabalar abi. Merhabalar. İran? Yok, Türkiye. Türkiye. İstanbul. İstanbul. Merhaba. Abi bunun kafanızdaki ismi, adı ne? Adı? Duppa. Ha, ismi Duppa'ymış. Burada yatanlar kimdir? Timur'un ailesi mi? Yok. Başka devlet büyükleri. Ha, nereye? Avliyalar. Evliyalar. Avliyalar. Ha, burada evliyalar yatıyor. Alimler, avliyalar. Alimler, evliyalar yatıyor. Cembogan. Onların kabirleriymiş. Sen nerelisin abi? Kargılan, Kargana. Ya Özbekistan'ın. Özbekistan. Tacik misiniz, Özbek misiniz? Özbeksiniz. Özbek, Mesni. Maşallah. Hani?
Hoş kılığımız. Aş. Ha, rahmat, 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 rahmat. Çok sağ olun, çok sağ olun. Terasım kaçıyor. Kardeşlerine selam edeyim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Böyle mezarlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Abimizle resim çekildik. Öyle bakıyorum buralara. Karşıda da Timur'un yapısı var, mezarı var. Burada da alimlerin mezarı var. Oturdum böyle karşıya doğru izliyorum buraları böyle. O bölgeden çıktık, böyle bir sulu parka geldik. 2001 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine eklendiğini söylemiştim ya. O zamandan sonra otomotiv sanayi bir hayli gelişmiş. Gelişmesinin sebeplerinden bir tanesi de şu Chevrolet araçlar. Bu Chevrolet araçları Amerika 2002 yılında burayla anlaşmış. Buraya çok büyük bir fabrika kurmuş ve burada bu Chevrolet araçları herkes kullanıyor. Çünkü devlet bu araçlardan hiçbir şekilde vergi almıyor. İnsanlar bu araçları çok ucuz bir şekilde satın alıyorlar. Parçası da burada çok rahat bulunuyor. Bir hayli de ucuz olduğu için burada insanlar hep bu Chevrolet araçlardan kullanıyor. Bunların bir de böyle ufak ufak araçları var. Şimdi çekerim gene onu. Buraya gelirken ilk videomda da çektim. O araçları da otobüs yapmışlar. Şehir içi otobüs. Onlardan kullanıyorlar. Bakın gidiyor. Şurada gidiyor. Onlardan kullanıyorlar. Burada yıllar önce gene aynı İran gibi dışarıdan araç almak, satın almak yasakmış. Ama o yasağı kaldırmışlar. Ne kadar kaldırırlarsa kaldırsınlar, insanlar BMW, Mercedes, Audi, Toyota araçları satın alabiliyorlar. Çok pahalı. Ama gel gelelim, araçların parçası çok çok pahalı. Burada bulunamıyor. Hem parçasını bulamıyorlar, hem bulsalar bile çok pahalıya mal oluyor. İnsanlar böyle tek tip Chevrolet araba sürüyor. Burada şu Jiguliler var. Şu bizim Hacı Muratlara benzeyen. Öyle takılıyor insanlar. Sovyet'ten kalan şöyle yeşil kamyonlar falan var. Büyük mavi mavi kamyonlar var. Böyle yol üstünde insanlar böyle devasa büyüklükte kurutulmuş balık satıyorlar. Şöyle. Ana ne satıyorlar bak. Saçta börek satıyorlar. Vay be. İlk kez gördüm bu arada. Sovyetler zamanında sınır diye bir şey olmadığı için Özbekler Kırgız'a gitmiş. Kırgızlar Özbek'e gelmiş. Kazaklar buraya gelmiş. İşte böyle Tacikler falan derken hepsi birbirine karışmış. Sovyet çekildikten sonra hepsi cumhuriyetini ilan etmiş. Buradaki insanlar, Tacikler Özbekistan'da yerleşik hayata geçmiş. Düzenini kurmuş. Ondan dolayı burada kalmışlar. Yani buralar hep, mesela örnek veriyorum. Şimdi üçünü de gezdik. Gördüğüm kadarıyla aynı bu şekilde, dediğim gibi insanlar düzenli hayatını kurdukları için Kırgızistan'a geri dönmemişler. Bazıları dönmüş, bazıları dönmemiş. Mesela Rus vatandaş da burada çok yaşıyor. Burada da Rus var, Kırgız'da da var, Kazak'ta da var, Tacik'te de olduğunu söylüyorlar. Gittiğinde göreceğiz. Bu bölgelerde Rus'la da karşılaşabilirsiniz, Tacik'le de karşılaşabilirsiniz, Kazak'la da karşılaşabilirsiniz, Kırgız'la da karşılaşabilirsiniz. Bunlar gayet normal şeyler. Buradanın bir de en meşhur muhabbeti Green Card. Burada her tarafta böyle Green Card ofisleri görebilirsiniz. İnsanlar buraya Avrupa sevdasına, Amerika sevdasına gelip başvuru yapıyorlar. Green Card çıkan çıkıyor, gidiyor. Çıkmayan da burada malını mülkünü satıp Avrupa'ya kaçıp gidiyormuş ve yollarda birçok kişi ölmüş. Öyle bir durum da söz konusu. Bir hayli anlattılar bu konularda bizleri burada. Böyle pişi, turşu, murşu satıyor abilerimiz, böyle devam edip gidiyor. Burada change office bulamazsınız. Sadece bankalar döviz bozuyor. Burada özel banka yok. Hepsi, bankaların hepsi devlete bağlı. Bu arada kara borsa abilerimiz orada Ruslardan döviz bozdurmaya çalışıyor şu an. Burada turşuyu çok seviyorlar. Her yerde böyle turşular görmek mümkün. Çeşit çeşit turşular satıyor abilerimiz. Selamünaleyküm. Benim kurbağalar gene geziyor. Şeyde, Taşkent'te o abimiz bizi bayağı bir azarlamıştı. Üstüne 2-3 kere gene tezgah kurduk. Gene 3-5 bir şeyler kazandık. Kurbağalardan kaça kaça. Abimiz burada kebap yapıyor. Hemen cadde üzerinde. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Abimiz ne yapmış? Böyle et met. Mısır falan koymuş böyle bazılarına. Ekmek istiyor bir yandan. Şöyle bir et reyonu var.
Burada da aynı İran usulü böyle yerler yapmışlar. İnsanlar oturup yemek yiyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle güzel güzel restoranlar var. Taşlı ahşaptan yapmışlar böyle. Bir hayli güzel görünüyor. Şöyle arkadaş burada dondurma satıyor. Burası boylu boyunca dediğim gibi gidiyor. Abimiz burada yerde ne yapıyor? Böyle chicken tavuk satıyorlar burada. KFC usulü. Abimiz burada Özbek pilavı yapıyor. Selamünaleyküm. Aşağıdan gazı yakma. Abim bir yandan yiyor kaşıkla. Bir yandan servis ediyor. Ama tabii kaşığı oraya ayırdı. Helal dayım. Şu üstünde böyle ip gibi bir şey var. Onu niye yapıyorlar onu anlamadım. Selamünaleyküm abi. Abi bunu neden yaparsınız? Şu nedir? Bu marli bu. Bu alo sabzi bilen bu aralaşması diye. Ha onu şey yapsın diye, süssün diye. Samarkand kapat buna. Başka joyga aralaştır abi. Bu normal inek eti mi? İnek eti mi? Sığır, sığır eti. Bana adli ek. Guruz gibi tavuk da aralaşma gel. Bu ne aralaşması? Ne diye bu? Şey olmasın diye ya birbirine arasında süzgeç niyetine kullanıyor. Kartapalo vegansan? Kartapalo mu yiyorsun? Hup diyor aynı İran'dakiler. Bu havuç mu? Bu sebze. Sebze. Markovka. Bete markovka. Kadeymaz. Hani parça konuşuyorlar. Şu üzüm. Şu üzüm de. Üzüm. Aynen o üzüm. Üzüm. Soyaga, kurutulgan üzüm. Soyaga. Kurutulmuş mayıs, üzüm. Mayıs. Mayıs. Minagri. Evet. Bir. Bu ne la böyle? Eti böyle sarmışlar, arasına da domates koymuşlar. Şöyle şurada yağlı gene bir et var. Et beyanları böyle devam ediyor. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yes, thank you abi. Thank you. Abimiz burada gene kebap yapmaya devam ediyor. Buralar böyle. Şu da abimiz nar suyu sıkıyor böyle burada. Abilerimiz oturmuş nar suyu içiyor. Yemek kültürü de burada böyle. Gene abimiz samsa satıyor burada. Buranın samsası biraz farklı. Burada 1 euro 12 bin Özbek somu yapıyor. Dolar da aşağı yukarı öyle. Bu arada buraya kadar izlediyseniz eğer abone değilseniz ki izleyenlerin %90'ı abone değil. Abone olursanız şöyle aşağıdan bir tıkla abone olup beğenirseniz bu gezimde gerçekten bana çok büyük destekçi olursunuz. Buradan Afganistan'a gitme planım var. Onun için bir şeyler yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Umarım gidebilirim. Eğer abone olur, destek olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ablalarımız burada mısır satıyor. Selamünaleyküm. Gel buraya gel diyor bana. Çok güzel mısır diyor. Sağ ol abi, sağ ol. Sağ ol abla. Ben de ona abi diyorum. Sağ ol abla. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tamam, sonra gel buraya. Tamam. Şu karşıda çok mükemmel bir mimari var gene. Hemen önde de bir gelin gördüm yanlış görmediysem. Bir Özbek düğünü falan var galiba büyük bir ihtimal. Abimiz bir yandan böyle bisikletle yol almış gidiyor. Ne var burada? Ne var? Aynen. Burada düğün çekimleri yapıyorlar. Çiçek buraları çok sevdi. Ve Semerkant yazıyor. Semerkant'ın bayrağı var. Bayrağın arkasında da Semerkant'ın arması var hemen şurada. Görmüş olduğunuz gibi. Gene UNESCO Dünya Mirası'nda olduğu için orada bir arması daha var. Böyle bir meydana geldik. Gerçekten de çok güzel insanlar burada oturmuşlar. Sanki ben burada müzik yapsam çok iyi olur ha. Gerçekten burada müzik yapsam bence çok iyi olur. Şurada handpan'i çıkartıp çalsam. Hadi gidelim bakalım burası ücretli miymiş? Biraz bana ücretli gibi geldi ama. Bir hayli de kalabalık buralar. Ne kadar kalabalık olursa olsun kurbağalar burada çok geziyor. İzin vermiyorlar müzik yapmama. Ah bir salsalar ah. Beni çok mağdur etti bu kurbağalar burada. Kasa diyor tıkıt diyor bak. Girişi 50 bin son bu arada. Yaklaşık 4 dolar falan yapıyor o da. Burada abim kocaman cipsler satıyor böyle çeşit. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şurada da satıyorlar. Buradakilere bir şey demiyor bu. Kurbağalar bana laf ediyorlar ya. Abim böyle yüzük, tesbih satıyor. Selamünaleyküm.
Öyle devam edip gidiyor. Böyle bir meydan. Şurada bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Bu parkın içinde gezebilmek için. Bir hayli büyük bir park. Şurada eski bir yapı daha var. İnsanlar böyle araçlar kiralıyor. Parkın içinde boylu boyunca geziyorlar. Bir de buranın meşhur otobüsleri. Şehir içi otobüsleri böyle. Metrobüslerden sonra onları biniyorlar. Ulan gene Sükrat yazıyor. Ya bizim bir oyun vardı çocukken oynardık Sükrat diye. Orada Semerkant diye bir şehir vardı yani burası. Hep açar haritadan bakardım burası nerede diye. Ulan ne kadar uzakmış falan filan derdim. Potam var bir de Çin'de. Oraya gidemiyoruz malum vize sıkıntı. Şimdi buradayım. Sonra bir de ne göreyim? Semerkant'a geldim. Şu an oyununu oynadığım şehirdeyim. Böyle bir hikaye vardı. Size de anlatmak istedim. Burada da belediyede teyzelerimiz çalışıyor. Çimleri suluyorlar. Keza buraya Kazakistan'dan geldik. Orada insanlar böyle sayko sayko giyiniyorlar. Ama buraya geldiğimizde insan ister istemez dikkatini çekiyor. Burada genç kızlar olsun, yaşlı teyzeler olsun, başörtülü genel anlamda. Açık olanlar da böyle açık seçik giyinmiyor. Hepsi gömlek giyiyor, uzun kollu giyiyor. Gene çekemeyeceğim yerler oluyor mesela bazı ofisler olsun, devlet ofisleri. O ofislerde de insanlar böyle kurumlarda böyle takke takıyorlar, öyle geziyorlar. Bak arkada bir tane daha green card. New York'tan bir heykel. Meydanda başkomutan Timur'un böyle büyük bir devasa bir heykelini yapmışlar. Böyle ben sığmıyorum hatta yanına. Ufacık kalıyor. Böyle bir de kavşağı var. Büyüksün patron. Hiçbir şey hiçbir savaş kaybetmemişsin. Adamsın, helal sana. Kılıcın da böyle büyük müydü acaba reis? Burada insanlar böyle malzemelerini markete girerken, çıkarken ya da restoranlara giderken emanet dolapları var, anahtarlı. Öyle kilitliyorlar. Önemli eşyalarını bırakıyorlar. İçeride alışveriş yapıyorlar. Çıkarken alıp devam ediyorlar. Öyle bir kültür de var burada. Burada böyle bir restoran var gene. Samsa falan satıyorlar. Gene Özbek pilavı için böyle hazırlıklar yapmaya başlamışlar. Şöyle bir AVM'ye geldim. Pek fazla çekmeme izin vermiyorlar. Burada teknolojik cihazlardan da vergi alınmadığı için bir hayli Türkiye'ye nazaran ucuz. O yönden de bilginiz olsun. Macon Mall diye bir AVM var burada. Dünya Mutfağı yazıyor. Hem Aksaray Türk Özbek Restorant diye. Ali abi bizi burada sağ olsun misafir etti. Böyle burada nohutları, Türk yemekleri, envai çeşit ne ararsanız var. Şöyle şu tarafta da pilavlar falan var. Burada böyle salatalar, kekler, tatlılar, ayranlar keza. Selamünaleyküm abi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Nasılsınız abi, iyisiniz? Sağ ol abi, eyvallah. Böyle lahmacun, kıymalı pide, kuşbaşı pide, kaşarlı pide. Yani burada Türk restoranında bulabileceğiniz birçok şey burada da aynı şekilde mevcut. Böyle pizzalar falan var, burgerler var keza. Şöyle devam edip gidiyor. Aa, benim abidik, kral abim de burada. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyiyiz vallahi, dolandık geldik öyle. Hoş bulduk. Abilerin kralı Ali abim sağ olsun bizi burada misafir etti. Yani Ali abim olmasaydı şu an büyük bir ihtimal bu videoda olmayacaktı. Ama sağ olsun Ali abim bizi burada misafir etti. Eğer buralara kadar gelirseniz de Türk restoranı ararsanız zaten yolu da tarif ettim. Yazarsanız direkt çıkar. Ali abimin yanına gelip burada karnınızı güzelce doyurabilirsiniz. İstediğiniz her şey var. Başım üstüne yerleri var herkesin. Türk olsun, özünün adam olsun. Getir ne bana. Zamandan beri buralardasın Ali abi? 3,5 yıldır. 3,5 yıl oldu. Nasıl gidiyor peki? Yani hayat Türkiye'ye kıyaslarsan burası bizim 20 yıl gerimiz. Öyle düşün. Aynen. Burada ortalama asgari ücretle ne kadar çalışıyorlar abi? Şöyle söyleyeyim, beni aylık 240 dolar. Alım güçleri pek fazla iyi değil sanırım burada, değil mi? İnsanların... İş bulmak da zor. Geçim de zor. Zor. Ev kiraları da. Zaten burada açık konuşayım. Mesela ben burada bir evim daha var. Orada kira yani şöyle söyleyeyim, 300 dolar kira veriyorum. 300 dolar kira veriyorum. Aynen. Kaç artı bir peki? 2 artı bir. 2 artı bir bir eve. O da uzun süre tutacağım için o fiyat verildi. Normal kısa dönüşem. Arkadaşımla kalıyorsan kaç bir kira veriyorsun Eylemciğim?
250 dolar. Ona düşük vermiyorlar. Çünkü burada aynı Rusya, Ukraynalar buraya geldiği için yani fiyat düştü otomatikman. Ama yani buraya göre Türkiye'den herhangi bir insan gelsin bu olay duramaz. Çünkü neredeyse şöyle kısa bez peynir bulamaz. En basit olay şimdi. Peynir ancak buradan başka Taşkent'te olur. Orada Türk firmaları var. Oradan bulabilir. Şimdi başka bir imkansız. Ben mesela bazı malzemeler Türkiye'de. Gire malzemeler Taşkent'ten alıyorum. Taşkent'le Türkiye'den geliyor. Oradan geliyor. Ona da şeyi etkiliyor. Mesela şu anda en basit bir tane sucuk marka vermeyeceğim. Selisyon. Yani kaç para yapıyor? Bizim parasalımızda 750 TL'ye falan geliyor. Bir kilo sucuk mu yoksa? Bir kilo. Bir kilo sucuk. Bir kilo sucuk. Mesela ben önce ben burada kahvaltı falan vardı yani. Sucuk olmak ucuz ilk geldiğimde. Şimdi kalınca bazı tarafı dedi ki abi sucuk nerede? Dedim 3 selisyon dedim. İstiyor musun dedim. Yok abi yok dedi. Kalsın diyor. İstemiyor ya. Yani. Bak yazıyor burada bak. Aha, benzin 110 bin yazıyor. 110 bin de işte 10 dolar falan yapıyor aşağı yukarı. Burada petrolsü var. Burada petrol çok sanayi olduğu için yani. Yani burada şu kadar var. Şurada mecbur. O kadar ülke gezdik. Hayatımızda en çok galiba 1,5 euro falan gördük. O da Balkanlardaydı. Burada daha da görmedik. Burada 10 dolara 1 litre benzin abi. Bu arada Burak'la tanıştık. Ali abi sayesinde vesile oldu. O da dünyayı geziyormuş. Ne zamandan beri geziyorsun? Vallahi aşağı yukarı 2 sene, 2,5 sene maşallah, falan yani. Maşallah. Hatta Güney Amerika'ya falan da gitmiş galiba. Gittin mi? Yok, Güney Amerika değil de Kape Verde Adası'na gitmiştim. Bu okyanusta bulunan Afrika ile Brezilya arasında bulunan bir ada var Kape Verde. YouTube'da Adası. Hatta o da YouTube çekiyor. Ne diye arattırsa bulurlar? Farklı rotam. Farklı rotam. Farklı rotam. Evet. Farklı rotam diye arattırarak izleyebilirsiniz onun da maceralarını. Burada bir de dikkatimizi çekti. Böyle güvenliktir, polistir falan parkların başında, apartmanların başında çok var. Var var yani hemen hemen her yerde dediğim gibi. Bir güvenlik görevlisi falan mutlaka.